Şimdi yine bu konudan açılmışken söz, ben dün başladığım bir konuya devam etmek istiyorum. Çünkü önemli bir konuydu. Yusufçuklarla ilgili biliyorsunuz anlatmıştım bazı teknik özelliklerini. Ve Darwinistlerin Yusufçukları ilk başta ilkel bir canlı olarak tanımladıklarından. Fakat bu iddialarının Yusufçukların özellikleri ortaya çıktığında nasıl ortadan kalktığından bahsetmiştim. Hatırlarsanız izleyen kardeşlerimiz varsa. Şimdi şunu da hatırlatmıştım, tekrar hatırlatayım. Darwinistler genel olarak Yusufçuğun üzerindeki çeşitli yapıları, ona has özel yapıların ne işe yaradığını bilmedikleri için, genel olarak ne anlama geldiklerini bilmediği için bunu çok iyi spekülasyon malzemesi olarak kullanmışlardı. Tıpkı suyu tükenen fosiller üzerinde yaptıkları gibi. Fakat bilim ilerledikçe, Yusufçukların o özel uçma sistemleri ortaya çıktıkça bu konuda da ne kadar yanıldıkları ortaya çıkmış oldu tekrar. Biliyorsunuz dün Sikorsky helikopterlerinin tasarımının Yusufçuklardan ilham alınarak yapıldığından ve en verimli askeri taşıma sisteminin bu yöntemle tespit edilebildiğinden bahsetmiştim. Bugün ben Yusufçukların manevra kabiliyetlerine de biraz değinmiştim. Biraz devam etmek istiyorum. Allah'ın ilhamıyla. Inşallah. Evet, inşallah. Allah'ın ilhamıyla. Şimdi manevra kabiliyetlerinde gövde üzerinde çok önemli bir kanat yapısına sahip oldukları için, sahip oldukları dört kanat yapısına sahip oldukları için dört kanat yapısıyla çok muazzam bir manevra kabiliyetine sahip olabilirler. Mesela arkalarında avı gördüklerinde, birazdan da görme sistemlerinden bahsedeceğim, çok ani bir şekilde geri dönebilip avını avlayabilirler. O kadar kıvraktırlar. Dünyada aşağı yukarı hiçbir canlıda, birkaç sinek türü dışında, böylesine üstün bir manevra kabiliyeti yoktur. Anında yön değiştirebilirler. Aşağı yukarı hareket edebilirler. Tabii burada görüş kabiliyetinin çok üstün olması gerekir. Yusufçuklarda da böyledir. Biliyorsunuz Yusufçuklar muazzam petek gözlere sahip varlıklardır. İki yarım küreden oluşur gözleri. Ve gözler üzerinde 30 bin kadar, yanlış hatırlamıyorsam, iki yarım kürede, evet 30 bin kadar, iki ayrı mercekte 30 biner mercek bulunuyor. Petek göz bulunuyor. Bu muazzam bir sayıdır, 30 bin tane. Ve böylelikle Yusufçuğun şöyle bir yeteneği vardır. Arkasında bulunanları da çok rahat görebilir. Yani uçarken önünü görebildiği gibi arkayı da görebilir. Çünkü arkaya bakan, o yarım küre üzerinde arkaya bakan mercekler de bulunabilir. İşte bu yüzden çok muazzam bir görüş gücüne sahiptir. Ve ani manevra kabiliyeti de müthiş olduğu için aniden birdenbire hızlanabilme yeteneğine sahiptir. Öyle ki saatte 40 kilometre hıza ulaşabilir Yusufçuklar. Bir kıyas yapmak gerekirse olimpiyatlarda 100 metre koşucuları ancak 35 kilometreye kadar ulaşabilirler. Onları da geçecek kadar üstün ve hıza sahiptirler maşallah. Maşallah. Dolayısıyla Darwinistlerin yıllarca böyle üzerinde ilkel canlı diye spekülasyon yaptıkları bu canlının da diğer böceklerden bile ne kadar üstün uçma ve görme yeteneğine sahip olduğu ve tasarım özelliğine sahip olduğu ortaya çıkınca Darwinistler hemen suspus olmuşlardır her zaman olduğu gibi. Yusufçuklar Allah'ın her bir yaratış harikasında olduğu gibi çok üstün yaratılmış, ayrı niteliklerde yaratılmış, özel yaratılmış, süslü, insana çok güzel hitap eden, müthiş altın oran ve estetik barındıran olağanüstü canlılardır. Öğrendiğimiz niteliklerle de bunların nasıl güzel bir yaratış harikası olduğunu Allah bize defalarca kere defalarca yeniden gösteriyor. Maşallah. Maşallah. Maşallah.